Herkese merhaba. İstanbul Politikalar Merkezi'nin doğa ve iklim söyleşilerine hoş geldiniz. Ben Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezi'nden ve Sabancı Üniversitesi'nden ve bugün çok özel bir konuğumuz var, Sargun Ali Tont. Sargun Hocam hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, sağ olun. Ben önce kısa bir giriş yapayım izninizle. Biliyorsunuz doğa ve iklim söyleşilerini takip eden arkadaşlarımız uzun süredir pek çok arkadaşımız takip ediyor. Doğa ve iklim söyleşilerini biz 2,5 yıl önce doğa koruma alanıyla iklim alanında çalışan akademisyenleri, aktivistleri, bu konudaki meraklı insanları bir araya getirmek için başlatmıştık. En önemli şeyimiz de motivasyonumuz da aslında bu iki alanda çalışanların çok yakın, yani 6. Büyük Yok Oluş'tan ve iklim krizinden bahsediyoruz bugün. Çok yakın alanlar olması, birlikte mücadele veriyor olmamız bir yandan ama bir yandan da biraz birbirimizden kopuk olmamızdı. Dolayısıyla biz iklim bilimiyle ya da iklim krizi mücadelesiyle uğraşanlarla doğa korumacıları, doğa bilimcileri bir araya getirmek üzere böyle bir dizi başlattık ve bugün de 10. söyleşimizde birlikteyiz. Ve bir tür hani final yapıyoruz. Belki bir sezon finali de olabilir bu. Belki gelecek senelerde devam da edebiliriz. Onu göreceğiz. Ama 10 söyleşiyle bu seriyi bitiriyoruz ve bunun bir de kitabını daha sonra çıkaracağız. İlk doğa ve iklim Türkiye'nin en kıdemli doğa korumacılarından Tansu Gürpınar ile başlamıştı. Onunla başlamıştık. Arada pek çok bu alanda çalışan arkadaşımızı konuk ettik, hocamızı da konuk ettik. Ve bugün son şeyde de, son doğa ve iklim söyleşisinde de yine Türkiye'nin herhalde en kıdemli doğa bilimcilerinden birini ve aslında sadece bir bilim insanı olarak değil, aynı zamanda bir doğa yazarı olarak da çok yakından tanıdığımız, ilham aldığımız Sargun Ali Tont hocamızı konuk etmek istedik. Ve sağ olsun kırmadı bizi, bizim bu programımıza katıldı. Şimdi onunla sohbet edeceğiz. Ama o sohbete geçmeden hocam izninizle kısaca ben sizin bir biyografinizden kısaca bahsedeyim. Ondan sonra hani bazı sorularım olacak. O sorular üzerinden devam ederiz. Sargun Ali Tont, Robert Koleji'ndeki eğitiminin 2. yılını tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve Oregon State Üniversitesi'nde genel fen bilimleri okudu. Ardından da aynı yerde deniz bilimleri üzerine, deniz ekolojisi üzerine yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansının ardından da Kaliforniya Üniversitesi'nin San Diego kampüsünde aslında iklim bilimiyle ilgilenen arkadaşların çok yakından tanıdığı bir yerde, Scripps Oceanografi Enstitüsü'nde araştırmacı ve hoca olarak çalıştığı 1991'e kadar galiba ve 92'de de Türkiye'ye döndü. Döndükten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ve bir dönemde uzunca bir süre Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, bir dönemde Sabancı Üniversitesi'nde ekoloji ve çevre alanında dersler verdi. Sargun hocamızı özellikle bilimsel araştırmalarının yanı sıra biz doğa sevgisi, doğa tarihi, doğa bilimleri, evrim, yaban hayatı, denizler gibi konulardaki yazılarından tanıyoruz. Pek çok dergide işte Bilim Teknik gibi, TÜBİTAK'ın Bilim Teknik dergisi gibi, Atlas gibi, Gezi gibi dergilerdeki yazılarından tanıyoruz. Bir de tabii herhalde benim kuşağımdaki, benden sonraki kuşaklardaki pek çok arkadaşım da Sulak Bir Gezegenden öykülerden tanıyor öncelikle. 1997'de çıkan ve sayısız baskı yapan pek çok ismi biz pek çok doğa bilimciyi de o kitapta ilk kez duymuştuk. Daha sonra da kitapları gelmeye devam etti. Nereden geliyorsun? Kuzeyden. Solucanlara piyano çalan adam. Uçun kuşlar uçun. Deniz tutkusu. Bu kitapları ve son kitabı Odunluk Günlükleri, Darwin ve Doğa Üzerine Yeni Denemelerde yayınlanmak üzere ya da yayınlandı galiba değil mi? Tam bugünlerde. Eli kulağında. Eli kulağında. Böylece bu yeni kitabı da aslında biraz konuşma ve kutlama şansımız olacak. Tabii Sargun Hoca'nın aynı zamanda Science gibi, Nature gibi pek çok uluslararası bilimsel dergide de 30'dan fazla makalesi bulunuyor. Şimdi bu girişten sonra ben hemen sözü size vermek istiyorum ve şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Birazcık sizin
hikayenizi de sizden de dinlemek istiyorum. Çünkü siz aslında Türkiye'nin ilk okyanus bilimcisi ya da ilk sivil okyanus bilimcisi olarak da biliniyorsunuz. Siz öyle olduğunu söylüyorsunuz. Bir yandan da şimdi Scripps deyince bizim aklımıza hemen iklim bilimi açısından belki de en önemli isimlerden biri olan Charles David Keeling geliyor. Siz onunla da aynı yerde çalıştınız. Ve dolayısıyla biraz kendi hikayeniz, bu Scripps hikayeniz, oşinografi, okyanus bilimleri nasıl oldu? Ve bu süreç içerisinde bu uzun yıllar 1969'dan 70'ten beri bütün bu süreçte iklim krizi de bir yandan çok görünür hale geldi. Biyoçeşitlilik, işte doğa yıkımı görünür hale geldi. Siz bunu nasıl izlediniz, nasıl karşılaştınız? Biraz sizi hikayenizle başlayalım. Peki, önce çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben belki NTV'de falan da programlar falan yaptım da, şimdiye kadar tanıtıldığım zaman daima bir iki hata yapıldı. İlk yapmayan sensin. O zaman çok teşekkür ederim. Bazen zamanlarda yapılıyor, şey de yapıyor. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Ben de burada Türkiye'de bu kadar kendini şeye çevreye adayan filan bir arkadaşımla birlikte bir söyleşi yapmak benim için de bir gurur meselesi. Çok teşekkür ederim beni şey ettiğiniz için. Umarım beni sona onun 10. olarak koymanın nedeni yaşımdan dolayı. Önemim dolayı değil. Fakat şaka bir tarafa. Şimdi ben çok espri yapan bir insanım. Benim hayatımın yarısı Amerika'da geçti. Tam yarısı diyebilirim. 29 yıl. Gerisi kendi ülkem. Daima burası benim bir numara ülkemdir de. Aramızda bir fark da şu. Bizdenkiler biraz fazla oturaklı diyebilirim. İşte dikkat edin şeyle falan diye. Pekala biraz da espriler falan, espri yaparak falan bu işleri yaparlar. Hoca kusuruma bakmasın dinleyen arkadaşlardan. Hepsine de çok çok merhabalar diyorum. Bunların çoğunu da zaten tanımıştım bir yerden. Arada sırada bir ikisine de biraz kusuruma bakmasınlar. Biraz sesimi falan yükselttim ama buradan tekrar özür dilerim. Neyse, kısacası ben Pendik'te büyüdüm. Deniz kenarında büyüdüm. Bütün o Deniz Körfez'deki yer bir tane ev vardı. O da biz onu kiralıyorduk. Bir tane düşünün. O zaman Pendik'in nüfusu 3000-4000 kişi falan. Deniz aşkı bende orada başladı ilk defa. Hatta kışın mesela ben çok severdim deniz kenarına girip şey etmekten. Ondan sonra Robert Koloj'e girebildim bir arada. İşte orada oranın ikinci senesinden sonra işte Amerika'ya gittim. Orada genel fen bilimleri diye bir şey bölüm vardı. Orada o bana çok uygun bir şey geldi. O nedeni de şu. Çeşitli şeylerde benim canım çok erken çabuk sıkılır. Onun için böyle genel deyince ne tarafa hangi dersi isterseniz kolay alabiliyorsunuz. O kadar farklı dersler aldım ki mesela kısa hikaye yazmak dersi. Ondan sonra işte limnoloji dersi filan diye. O bakımdan epey faydalı. Sonra döndüm Türkiye'ye, ana vatanıma, yedek subaylığımı yapmam için. Bu bana bir nişanlıya mal oldu. Orada nişan almıştım Fransız Davin diye bir kızla. Ben 2 sene bekleyemem dedi. Dedik, vatan millet bizim için çok daha önemli o zaman şeydi. Döndüm, nişanımı kaybettim o yüzden. Fakat yine de tabii biz başka bir şey düşünemezdik zaten. Biz öyle büyüdük. Yedek subaylığımı bir kısmını şeyde yaptım. Kavak'ta. Mükemmel tam deniz kenarı orada. Yeteri kadar da subay olmadığı için hatta ben bölük komutanı yaptılar beni. Çünkü bizim bölük deniz kenarındaydı. Öbür 3 bölük karadaydı. Biz orada benim için bir cennet oldu. Tam burada o boğazın kokusunu, şeyini filan içime çekiyorum. Ondan sonra beni Seyir Hidrografi Dairesi'ne naklettiler. Orada çok güzel deneyler yapılmış. Çok güzel ölçümler yapılmış. Fakat analiz yoktu.
İşte benim en büyük katkım o zaman bu oldu. Bu analizleri yaptım. Ve ilk defa mesela Boğaz'ın sonundaki en ön Karadeniz kıyısındaki kısmının aşağı nazaran normal durumlarda tam 7,5 santim yukarıda olduğunu ilk defa ben şey ettik orada. Dediğim gibi ölüme hazır geldi her şey. Hatta hiç unutmam. Seyir Coğrafi Dairesi'nde bu kasapların kullandığı şeyler vardır ya, büyük böyle transparan şeyler. Öyle şeyleri dizdik. İşte o zaten benden önce ölçülmüş deniz seviyesi. İki tarafta da yanılmıyorsam karşı tarafta 3-4 yerde, bu tarafta da 4-5 yerde zaten onlar yapılmıştı. Onları yaptım orada. O şeyi buldum. Ondan sonra Damok diye bir proje başladı. Orada bu Boğaz'da kanalizasyon nereye koyacağımızı. Oradan Amerika'dan bir kanalizasyon mühendisi geldi. Bizim gençliğimizde o kanalizasyon mühendisi diye bilinirdi. Şimdi çevre mühendisliği oldu adı. Neyse adam öyle. Adam denizden hiç haberi yok. Neyse. Fakat zaten askeri bir gemi orada, gemi dediğimde bu ufak donanmada olanlara vinç falan koydu. Bir nevi bu şuragrafi gemisi haline gitti. Ben bir yıl orada günde bazen 4 defa denize çıkıyordum. Yardımcı falan da verdi bana donanmacılar. Şeyi ölçüyorduk. Yukarıdan aşağı kadar. Sonra haftada bir defa da oradan İzmit'e kadar ölçüyorduk şeyleri. İşte oradaki deniz sıcaklığı, planktonlar, şunlar filan diye. O benim için çok büyük bir şey oldu. Ondan sonra iş bulmaya çalıştım. Şeye gittim, teknik üniversiteye, hiç unutmam. Orada girmeye, dediler ki bizim zaten oşinografi dersi yapan bir şeyimiz, hocamız var. O da Deniz Bankası'ndan geliyor diye. Ondan sonra onu bulamayınca ben döndüm tekrar Amerika'ya. Ondan sonra orada da Scripps'te işte iş buldum. 19 yılda orada çalıştım. Benim için o şeyde çok önemli olan, bilhassa Ümit senin sanırım hoşuna gidecek şey, Robert Kolej'e gidebilmem oldu. O benim için büyük bir şey açtı. O da ne? Müthiş bir kütüphane orada. Bir de orada bir edebiyat hocası vardı, adı Gilchrist diye. O adam ilk defa beni doğa sever yapan edebiyatçıdır. Ben sonradan ekoloji okudum, oldum, mesleğim falan oldu ama asıl doğa sevgisini ben orada yakaladım. Orada William Wordsworth'un şiirlerini, William Wordsworth İngilizlerin bence bütün dünyanın doğa hakkında en iyi yazan şairidir. Adam onu tanıttı bizlere. Hatta okurken bazen gözleri yaşarırdı. Ben öyle bir doğa sever oldum. Ekoloji okudum filan, sonra üstüne eklendi o. Orada çok şanslıydım işte orada. Ondan sonra işte o Scripps'te de başlayınca bir iki projeyi de iyi yapınca artık çorap söküğü gibi gerisi gelmeye başladı. Sizin bir yani okyanus bilimci olarak Scripps'te yaptığınız çalışmaların iklim değişikliğiyle bir bağlantısı da var mıydı? Ve o yıllarda sizin orada olduğunuz yıllarda bu iklim değişikliği tartışmaları nasıl yapılıyordu? Çok çok güzel bir soru bu. Şimdi benim çalıştığım konu kendi başıma. Şimdi Scripps'te şöyle bir şey vardı. Bir de övünmek için söylemiyorum ki dinleyiciler bu daha iyi değerlendirebilirler diye. Scripps kurulduğu günden beri hep bir numara olmuştu. Ve bunun bir nedeni de sizi çok serbest bırakırlar. Serbest bırakmadan nedeni istediğin projeyi yap, bu yap. Yalnız bir sene sonra gel, mesela gidiyordum. Benim günüm Haziran 15'ti. Ne yaptın? İşte şunu şunu yaptım. Tamam. Gelecek 15'e kadar kimse ne şeyine bakar, ne eder. Hiç olduğu gibi serbest. Ama bir sene, bir yıl olsun bir şey yaparsan ondan sonra bir ihtar gelir. İkinci sene kansere yakalanmış bile olsan
affedersiniz kıçına bir tekme dışarı. Sistem öyle işliyor. Yani sana bir if veririz ve seni yukarıya çekersin orada ya da kendini asarsın gibi. Sert ama sistem öyle. Neyse o bakımdan bana o çok yaradı. Tam 19 sene onu yapmaya başardım. Benim başladığım yıllarda olan arkadaşlarla bir kere yani %70'i yoktu ben ayrıldığım zamana kadar. Yani öyle bir sistem var. Neyse işte deniz aşkı deyince ikiye bölmek lazım. Şimdi bir tanesi meraklı denizde ne var? Köpek balığı bu kadar kuvvetli bir yaratık olmasına rağmen neden kemikleri kıkırdaktan yapılmış? Şimdi çabuk kırılan bir şey gibi. Ha. O gibi insanların oraya gitmesi lazım. Fakat ne oluyor? Jacques Cousteau sağ olsun benim arkadaşlarım bu adam hakkında gereksiz yere çok şey aşağı yaparlar. Çünkü hiç olmazsa denize ait bir şeyi uyandırdı bütün şeyde. Fakat bilim kısmı pek iyi değil. Hatta yanlış da diyebiliriz. Fakat işte bu öbürsü de çok önemli. Yani bu şeyi uyandırmak etmek o konuda. Neyse benim bir şeyim de öğrencim Shirley Huff diye. Ondan sonra gitti onun sekreteri falan oldu. Ha şimdi böyle bir şeyde ortamda her şey serbest olunca benim de aklıma şey geldi. Bu iklim değişikliğinde bu planktonlara falan acaba ne oluyor diye tesadüfen de bir adam 1919 yılında başlayarak Scripps'te hoca tam 20 sene öğrencilerle birlikte her gün şey alıyorlar. Örnek alıyorlar. Her gün. Bu örnekleri işte şeylere göre ayırıyorlar. Türlere göre filan. Şimdi o orada o da çok uzun kişi bakıyor. Çok kişi bakıyor. Hatta John Stripe'nin kitabında vardır bir tane. Duck diye bir adam. Bu gerçek birisidir. O da bakıyor filan. Fakat bir şey çıkartamıyor. Ben onu incelemeye başladım. İyi de şeyler buldum. Ve ilk defa benim katkım bu konuda şu oldu. O da biliniyordu. Bu iklim değişikliğinin, şimdi benim konuştuğum iklim değişikliği genel iklim değişikliği normal şey. Bu iklim değişikliği muhakkak bir deniz kendini göstermesi lazım. İlk defa bunu sayılara döndüren ben oldum. Yani geçmişteki iklim değişiklikleri evet, değil mi? Evet. Bu şeyde mesela plankton üzerindeki değişiklik. Plankton da orada şeyin başlangıcı fitoplankton zaten. Denizin çayırı diyebilirsiniz ona. Onların şimdi bir diyotom vardır. Tam 10 sene çalıştık. Şimdi o zaman da şey yoktu. Bilgisayar filan eski zamanlarda. Bizim zamanımızda olduğu için onların hepsini bilgisayara koyduk. Tam 20 senelik data. Ve o da şey makale Science dergisinde çıktı. İşte ben ilk günümü orada yaptım o konuda. Ondan sonra da işlerimizden geldiği kadar sağ solu filan yapıp işte bir şeyler yaptık. Dediğim gibi 19 yılı şeydikten sonra müdürümüz değişti. O tarafa hiç girmeyelim çünkü problem olabilir. Şey açısından hiç anlaşamadığımız bir şey çıktı. Emekli oldum zaten 19 yıldan sonra. Siz hocam siz kendiniz de şey yapıyor muydunuz yani denize açılarak data toplamına hem de, hem de nasıl? Hatta bunu paylaşmak isterim. İstediğim şey şu. İlk şeye 1969-70 yılında çıktı. Ben Scripps'e 1969'da girdim. 70 sıralarında denize çıktı. O zaman bu uydular falan yok. Öyle bir fırtına yakalandık ki bizi bu Pasifik Okyanusu'nda. Yani Karadeniz'de filan yakalanan mahallemi çocuğu durumunda. 3 gün gemi dönemedi. 3 gün Japonya'ya doğru gittik. Yerlere yattık. Bütün yatakları şeye koyduk. Ayaklarımızı şeye koyuyoruz yukarıya denge için filan diye. Öyle başladı maalesef ilk şeyim. Fakat dediğim gibi eskiden benim büyük bir aşkım var denize karşı. O da hani bazı insanlar bazı hanıma çok aşık olurlar. Da hanımın bütün problemlerine rağmen devam eder. Ben de öyle şey devam ettim. Aslında meslektaşlarım arasında
Sakın şaşırmayın. Gerçek deniz sevgisi olan, denize çıkmayı seven sadece tek kişiydi. Öbürleri genellikle oraya bir iş için çıkıyorlar. Ben onu bilim teknikte de açıklamaya çalıştım. Şimdi bir anatomi hocası. Ölü keserler bunlar. Cesetleri filan şey derler. Adam ölü kesmeyi sevdiği için değil, siz doktorsunuz bilirsin, bir şeyler öğreniyor diye yapıyor. Bunun için çalıştığınız yerin ille de sevdiğiniz bir yer olması gerekmez. Ben derim ki eğer siz meraklı birisi değilseniz ama denizi çok seviyorsanız o zaman şöyle yapın. Zengin olun başka bir meslekte, deniz kenarında güzel bir villa olun, villa alın ve orada çalışın, yaşayın. Deniz sevdiğiniz. Ama denizde ne olup bittiğini merak ediyorsanız işte o zaman boşuna kalın diye. O bizim meslekte daima bir problem olmuştur eskiden beri. Yani gelip kısa bir zaman sonra bırakmak o kısımda. Zor. Pasifik'te filan o gece sabahın üçünde dışarıda yağmur yağıyor. Okyanusun tam Hawaii ile şey Kaliforniya arasındaki dalgalar böyle şey gibi geliyor, dağlar gibi geliyor. Orada sabahın üçünde şeyleri, aletleri bağlamak, onları aşağı indirmek 3-4 saat sürer en azından. Ondan sonra bir de yanlış olur, tekrar yukarı çıkarsınız, bir de üst saat. Zor meslektir bize. Ama işte bir şey gülü seven şeyine de katlanır diye bu. İşte deniz sevgim tarafım o benim. O tarafım. Ondan sonra da psikiyatri falan var. Sonra onu yapabiliriz. Ders, ne dersi vermiştiniz üniversitede, Kaliforniya Üniversitesi'nde? Benim hiç ders vermeye niyetim yoktu. Bir şey vardı, bir kadın vardı, şu aktör. Hani tam gelin olmak olacağı zaman kaçar, Julia çağırsın mı? Ne öyle güzel bir filmi vardı. Neyse, benim yoktu. Bugün dediler ki seni dekan çağırıyor. Gittik, acaba niye çağırıyor? Çünkü ben çok mutluyum. Bana 4 tane de yardımcı verdiler. Orada bütün bu dataları inceleyip edip paramı filan da tez şey yazmama da gerekmiyor, proje yazmamı dedi derken. Dedi ki oradaki üst taraftaki dekan, dedi biz bir ders düşünüyoruz dedi. O da denizin sadece şey değil bilimi, kültür tarafına da bakar. İşte o ilgimi çekti. Kültür olunca, ben küçükten beri çok okuyan bir insandım, okumayı çok severim. Daha deyince ben tam hayır demeye hazırlarken dedim bir düşüneyim. Sonra denizin bilimi ve şiiri diye bir ders başlattık. Oradaki konuşmaların yarısını ben veriyordum. Yarısını da oradakilere soruyordum. İşte dalgalar hakkında bir şey konuşabilir misiniz? Mesela o dalgalar hakkında konuşan fizikvari insanın hemen yanına bir hafta sonra da şeyi soruyorum. Müzik bölümünde şeyin Lamer, Debussy'nin Lamer şeyini bir başka hoca anlatıyordu. Öbür taraftan işte bilmem deniz resimlerin başlıyorduk. O meşhur İngiliz resim vardı, şimdi aklıma geçiyor. Ondan sonra bu da çok şeyli oldu. Hatta en az %91 şey oldu, bu değerlendirmede öğrencilerden bir kere de %100 aldım. Bütün. Hepsi de çok ayrı öğrenciler olmasına rağmen, kimisi mühendis, kimisi kimyacı falan diye çok tutuldu. İşte onu ilk defa biz başlattık. Fakat böyle master disiplinleri değerler İngilizce, çok disiplinli ders okutmak çok zor. Yani dediğim gibi işte orada biz şanslıydık. Bir de şeye çok şaşırdım. Bu kadar kripto şiir yazan benim adamı bilmiyordum. Şimdi bu ders başlar başlamaz beni yemeğe falan davet ediyorlar. Bir işte beşer sene sarkın. Ben de biraz şiir yazarım. Beni gelip okuyabilir miyim falan diye. Yok yok kardeşim derdim. İngilizce kardeşim demeyiz ama neyse. Ona benzer bir şey derdim. Bu yok. Burada şey yapacaksın. Bilimini. Şeyini konuşacağız, analiz filan lazım filan diye. İşte o, öyle girdik. Yani benim hiç niyetim yoktu. Ben sonra ODTÜ'ye geldik. ODTÜ'de biraz da mecburiyetten başladım. Ve çok hoşuma gitti. Hiç tahmin etmiyordum ben şey olmaktan. Benzeri bir ders mi verdiniz ODTÜ'de?
Efendim? ODTÜ'de benzeri bir ders mi verdiniz? Maalesef oraya kendi mesleğimi veremem. Onun da nedeni şu. Oraya gittim. Şimdi bizim meslek, burada işlerde dürüst olmak gerekir. Bizim mesleğin bütün kökeni Karacılar'dan gelir. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Karacılar'da derler ki sinekler üzerine bir indeks belirlerler. Bir de baktın ki bizim denizciler onu plankton indeksi olarak yaparlar falan. Bizde Karacılar bilmemiz %100 önemlidir. Ben ODTÜ'ye geldiğim zaman bir tane ekoloji dersi vardı sadece. O da çocuklar yarısı gitmiyormuş. Ben öyle başladım. Ondan sonra baktım kendi denize dönmeden önce 4 tane daha ders açtım. Advanced Ecology dersi açtım bir tane. Dedi. Ondan sonra işte bu planktonlar üzerine bir ders açtık. Yani neyse uzun lafınızı 4 tane. Önce bu şeyi kurmak istedim temeli. Ondan sonra şeyime sadece bu deniz kısmını galiba Sabancı'da yapmaya mecbur kalmış. Çünkü öbür türlü şey olmaz. Yani yardımı olmaz. Aniden denize girerseniz çünkü dediğim gibi köken hepsi Karacılar'dan geldi. Karacılar'dan da iki yerde çok gelir. Ekoloji ve çevrede. Bir tanesi ormancılar. Bunun da nedeni gayet basit. Şimdi ormanlarda bir böcek giriyor. Biz Almanya'da falan. Şirif sürüyor. O zaman o tabii oraya çok araştırma falan geliyor. O onlardan bir tanesi. Öbürsü de işte bilim için bilim. Bizim Katip Çelebi onu çok güzel söyler. Der ki bilim yapmak, bilim lezzetli olduğu için bilim yapmak gerekir der. Bir de tabii o kısmı var ona. Ondan sonra işte ben ayarlarken falan onları bizim arkadaşlarla paylaştık öbür testleri falan. Ondan işte son baktığımda üçü hala veriliyor. İkisi verilmemiş uzun yıllardır. Ondan sonra işte Sabancı'da başladım ders vermeye. Sabancı'nın kuruluşunda oradaydım. Hatta oradaki ekoloji kısmını ben yazdım. Çok da mutlu oldum. Altı bisikletinin üçünün lastiklerini yenileyemeye başladım. Sabancı iyi para veriyordu o konuda. Fakat ben ayrıldıktan sonra Sabancı'dan o sadece bir iki derse indi. Ben şeyi de bu arada göstermek istiyorum. Bu sizin bir önceki kitabınız. Burada gerçekten tam da Deniz Tutkusu kitabı, Doğa Koruma Merkezi'nin çıkardığı kitap. Aslında pek çok yazı da deniz şiirlerinden oluşuyor. Yani aslında değil mi bu vermiş olduğunuz, söylediğiniz dersin herhalde bir ürünü bir anlamıyla. Hem dünya hem Türk şiirinde aslında. Şimdi şiir bence çok önemli. Dediğim gibi Robert Kolej'deyken bana doğa sevgisini aşılayan Gilchrist denen hoca oldu. İngiliz dediğim biraz önce bahsetmiştim size. İngiliz ve Amerikan edebiyatını okur. Wordsworth gelmiş geçmiş en büyük doğa şairidir bana kalırsa. Sadece ben de bunu düşünmüyorum. Çok düşünen var aynı şeyi. Ben öyle doğa sever oldum. Ondan beri de bütün yazdığım şeylerde, makalelerde daima mümkün olduğu kadar bir doğa şiiri koydum. Hatta bizde Karacaoğlu'da da maalesef bizim divan edebiyatımızda doğa şiiri diye bir şiir yoktu. Bunu sadece ben söylemiyorum. Mesela benim Robert Kolej'de hocam Beşir Kemal Çağlar da her zaman söylerdi. Maalesef buradaki bu ele geçmeyen sevgilinin dışında zaten pek bir şey giremiyorsunuz. O şey, ondan ben şey oldum. Onun için aynı şeyi öğrencilerimize, okuyucularımıza şey etmeliyim. Ben kendim bir şey yazmadım. Çünkü şiir yazmak çok zor. Ama öbür taraftan Karacaoğlan mesela. Bul Mustafa. Mesela Karacaoğlan herhalde kız arkadaşı Elif olduğu için daha mutlu mesela Kul Mustafa'nın çok güzel doğa şiirleri vardır. Onu daima bir tane de şiir koydum oraya o bakımdan. Şimdi öbür taraftan da bir kere sizle konuşmuştum. Şimdi bu sevgi çok önemli bir şey. Ben de tam onu soracaktım. Yani doğa sevgisini, evet.
Daha sevgisi, bakın. Şimdi bir çocuğu, ben bir Kızılderili'nin de babasıyım da onu da söyleyeyim. Meksikalı Kızılderili'nin. İşte Cevdet diye koyduk. Sonradan CJ oldu. Neyse şu anda senden de yaşlı. Amerika'da hala şeydir. Şimdi oradaki şu problem şu oluyor bizde. Şimdi siz o çocuğu büyütürken şunu yapma, bunu yapma, eline vursan, şunu filan yaptığın zaman o çocuk ne olur? Eğer o çocuğa bir sarılıp öpmeseniz, şeyini okuyamazsanız filan, o çocuk, siz çok daha iyi bilirsiniz benden doktor olduğunuz için, şimdi mahvolur o çocuk. Dua da aynı şey. İnsan sevdiği şeyi kirli etmez. Bakın mesela bizim İç Anadolu'da eskiden girersiniz, tozdan şeyden geçilmez. Ama evin içine girersiniz, pırıl pırıldır ev. İşte onun için bir de çok meşhur bir şey vardı. Ben onu Sulak Gezegenler Öyküler kitabının en son şeyinde yazdım. Adı şimdi aklıma gelecek. O derdi ki doğaya da şey olarak bakmamız lazım. Uzaydaki bir gemi gibi bakmamız lazım. O zaman ne oluyor? Gemide birlikte çalışmaya mecbursunuz. Gemiyi temiz tutmaya mecbursunuz. O bakımdan imaj çok önemli. Öyle bir imaj oluşturmak. Hatta sonradan da bir eminim Aldolu yapıp da geleceksiniz de. Orada İkisi tek bir şey olmuyor. Dediğim gibi çocuk yetiştirmekteki gibi. Orada da sevgi. Sevgi olmasa da bakın saygı. Aradaki fark nasıl? Sevgi şeyi çok kolaydır. Mesela şeyi sevmek diyelim güzel bir kuşu falan sevmek. Fakat karan yılanı çok sevmez. Ama orada da saygı lazım. Çünkü karan yılan olmasa fare şeyde çiftlikte farelerden geçir. İkisini bir arada. O çok önemli benim için daima. Şimdi bizim burada hemen altını çizeyim. Maalesef bizde yeteri kadar bilinmiyor. Bu konularda bir adam o kadar ileriye gitti ki yani inanamazsın. Bir ikincisi yok. Adı Alexander von Humboldt. Böyle bir insan gelmedi. Geleceği de şeydi. Kendisi çok şey bir adam, zengin bir adam zaten. Şey de üniversite şeyi falan diyor. Gerçi kardeşi Berlin Üniversitesi'nin rektörü ama kendisi üniversite falan diyor. Adam bakın Güney Amerika'nın en vahşi yerlerine gidiyor. Yanında sadece bir kişi var. Örnek topluyorlar. Kızılderili kanosuna binerek, yürüyerek, at üzerinde. Şimdi Darwin'in aksine bu da şeyi ölçüm şey de yapıyor. Fiziksel ölçümler de yapıyor. İşte soğuk, sıcak. Hatta işte manyetizm ne kadar. Darwin'den de öncedir bu. 18. yüzyıl sonu falan mı? Sonra da tanışıyorlar bir ara. Yani zaten Darwin der ki eğer ben onun işte o kitabını okumasaydım katiyen gitmezdim o seferlere diye. Yani Darwin yapan o işte bunu da kitapta okuyacaksınız. Bunu bugün yarın çıkacak. Belki de şu anda çıktı. Orada onları hep anlattım ben. O müthiş. Onlar da son evrensel insan derler. Çünkü adamın mesela bir kitabı var işte şey diye Kozmos diye. Sayfa şeyle, manzara resimleriyle ilgili. Kendisi aynı zamanda çok da güzel resim yapıyor. Bunu demişken ben de biraz övüneyim. Ben de resim, heykel yapmaya başladım. Bakın bu kesilmiş burada, ben tam zeytin şeylerinin ortasındayım. Zeytinlerin olduğu yerde. Orada zeytinler gelecek sene daha kolay, daha iyi çıksın diye şeylerin bir kısmı kesiliyor. Bunların hepsi kesilmiş şeylerden yapılan. Benim şey yeni heykellerim, ben bir resim dersleri filan aldım. Bunu da sizle paylaşmak isterim burada şeyle. Mesela o zamanlarımda bunu yapıyorum. Ya dediğim gibi Humboldt zaten de ekolojinin babası da odur. Sadece babası değil, annesi, amcası, kayıp birer. Ne varsa müthiş bir insan yani. Ve maalesef o tabii
şeyin de Kozmos'un da hala Türkçe'ye çevrilmediğini üzüntüyle Tabii. duydum. Çok uzun yıllar aslında tabii yani bütün bu işte Toro'ların kitapları falan çevrildi gerçi en nihayet Walden ama işte Toro'lar, Muir'in kitapları hala çevrilmiş değil Türkçe'ye. Ama ben tabii en çok demin de söylediğiniz Aldo Leopold'u da sormak istiyorum. Çünkü şimdi bütün bu iklim krizi, yaşadığımız bütün bu doğanın yıkımı, çevre sorunları vesaire aslında bunlarla başa çıkmak bir etik gerektiriyor. Yani sizin demin doğa sevgisinde bahsettiğiniz ama sadece sevmek de değil doğayı bilmek, tanımak gerekiyor. Bir de doğanın bir parçası olarak insanı görebilmek ya da tanımlayabilmek gerekiyor. Herhalde bu en önemli bunu başlatan insanlardan bir tanesi Aldo Leopold'tu. Siz de ondan çok sık söz ediyorsunuz. Biraz bu etik bakışını, sizin etik bakışınızı ve şeyi de anlatabilir misiniz? Tabii. Aldo Leopold'u da. Ben birazcık geriye gidebilirsek, ben uzun yıllardan sonra 91-92 Türkiye'ye döndükten sonra iki şey çok şaşırdım. Toro'nun sivil itaatsizliği biliniyor ama doğa felsefesinde hiçbir tane makale pişen yok. Ben de şeyle baktım. Aldo Leopold için de aynı şeyi söyleyebilirim. Nedense bizde pek tutmamış ilk başlarda. Şimdi Aldo Leopold bir müthiş bir orman ekoloğu. Wisconsin Üniversitesi'nde. Hatta ilk defa dünyada, yani Batı dünyasında bu şeyi okutan adam. Game management dedikleri, yani game management burada ne anlama geliyor? İşte mesela av hayvanlarından kaçını vurabilirsiniz ki o şeyini devam ettirebilsin gibi. Düşünün bakın ne kadar geç. 1941'de yapan adam. Çok büyük bir önemli bir bilim insanı. Fakat sonra bir düşünüyor ki diyor ki bu iş sadece bilimle olmayacak. Şimdi bana kalırsa işin en önemli tarafı bu. Bunu bir ahlak sorunu olarak bilmek lazım. Şimdi bunun şeyini de şöyle ispatlıyor. Niye bu lazım? Şimdi diyor ki bir ahlak şeyleri nasıl olur bir toplumda? İşte insest olmayacak, insan öldürülmeyecek, işte şu yapılmayacak, seçimi 7 defa kaybettiğin, ha pardon bu tarafa girmeyelim. Şey de diye bunlar hepsi bir ahlak sorunu. Fakat diyor ekoloji bize şunu öğretti ki her şey birbirine bağlı. O zaman her şey birbirine bağlı olduğu için biz o ekolojiyi de oraya koymamız lazım içeriye. Bunu da nasıl koyacağız? O zaman toprak itiği diye bir şey çıkardı. Şimdi ben bu işlerde biraz aşırı şekilde bir insanım da yani felsefi şey açısından, filozofi açısından filan pek sağlam bir şey değil. Fakat zamanın en iyi, en büyük bir ekoloğunun tutup da bu iş sadece şeyle olmayacak demesi bence en büyük şey. En büyük şey orada açılıyor. Yani şeyler. Hatta ben onun şeyiyle, biyografisiyle arkadaş oldum. Turnalar üzerinde çalışıyor. Yeri kapalı. Fakat bana açtılar sağ olsun. Onun yerine oturdum. İşte Leopold'un yerine. Sonra kızıyla tanıştık orada. İşte orada ben Aldo Leopold hakkında bilim teknikte yazdığım, bilim ve ütopyada yazdığım yazıları verdim. Çok duygulandı. O da bana Aldo Leopold'un işte son kitabının şeyini imzalayıp verdi. O benim için çok önemli. Şimdi ben onu bir başka bir kayıtını söyleyeyim size. Ben mesela ekolojide olsun, Sabancı'da olsun ders okuturken bir tane şey %50 sadece kitap okuturum. %50 de notlarımdan giderdim. Okuttuğum kitap da çok iyi bir kitap. Orada bakın o kitapta bir 10 sayfa kadar bir bölüm var. Bu ekolojik çevre bilimleri kitabı. Fakat orada 10 sayfa çevre etiği üzerine şeyler var. Ondan sonra 5-6 sayfada çevre estetiği üzerine şeyler var. Yani edebiyat ve falan. Evet. Bu ilk defa yani o 30-40 sene önce bir çevre kitabında tutup da bu sayfada şey görülmüş bir şey.
girdi resmen. Yani herkes bunu anladı. En de sonunda diyor ki bu bir ahlak meselesi. Sen gidip de bir çevreyi bir şey yaptı zarar falan verdiğin zaman orada bir ahlaksızlık yapıyorsun. Sadece bilmem işte şu kadar su oradan bozuluyor, şu kadar şu bozuluyor. Bu işin çok daha ötesinde oluyor bu problemler diye. O bakımdan çok faydası oldu onun. Hatta bir de şey olur, şimdi Hristiyanlara baktığınız zaman azizler daima çok günahkarlardır filan. Sonra tövbe ederler. Şey de öyle maalesef. Bizim Altan Leopold belki Amerika'da son kurdu vuruyor. Bir ara düşünün, bir daha bu 1940'lı yıllarda bir kurt vuran, onu götürüyor hükümete, para alıyor kurt vurdu diye. Kurtları böyle eğitiyle yavaş, kurtlar neredeyse sıfıra. Son kurtu vuran da Altan Leopold gençken. Onu yazar. Sonradan şimdi o kurtlar Yellowstone'a tekrar bırakıldı değil mi? Aynen. Şimdi şey olunca tabii onların vurmaları nedeni, hükümetin parasını vermesinin nedeni o zaman bol geyik olacak avcılar için diye. Ve gerçekten öyle oldu ama geyik sayıları o kadar arttı ki bütün şeyleri yemeye başladılar. Yemlerini bu sefer geyikler aç kalmaya tekrar başladı. Bütün ağaçları yiyorlar tabii bu sefer. Aynı başta. Onun için ben tam geldiğim yıllarda hala Amerika'daydım. O Karadağ'dan kurt getirdiler, koydular. Şimdi her şey mükemmel şeyde olunca. İşte orada da Altan Leopold'un dediği filan da çıktı. Dediğim gibi o bizde biraz eksik. Siz o işi çok söylediniz. Zaten başkalarından da duydum. Sağ olun. O şeyde dediğimiz gibi bu edebiyatçılar, bilimciler, işte şu herkes birlikte yapıp bu işleri ancak şeyine çıkabileceğiz. Ama nasıl? Türkiye'de Türkiye'de maalesef hani hem bilimini yapıp hem de doğa sevgisi üzerine, etik üzerine, edebiyat, şiir, resim, bütün bu boyutları üzerine yazıp çizen de pek kimse yok. Sizin işte Sulak Bir Gezegenden Öyküler 1997'de galiba çıkmıştı. Değil mi, yanlış bilmiyorsam? 97. Yani o zamandan bu yana, ondan önce belki işte Hikmet Birand'ın yazıları falan var ama yani Türkiye'de maalesef hani akademisyen arkadaşlarımız genellikle pek bu toplara girmiyorlar deyim yerindeyse. Ama bu da hem çok önemli hem de çok da kolay da değil herhalde böyle yazmak. Yani biraz bu yazı, doğa tarihi, yazın üzerine, edebiyat üzerine hani böyle yazmak için ne yapmak lazım? Belki biraz bundan da bahsedebilirsiniz. Evet, dediğiniz gibi önce bir bakış açısını değiştirmemiz lazım. İşte bu için bol okumak lazım. Burada da İngilizce şart maalesef. Bütün şeylerin çoğu İngilizce de. Ben bir yazı yazdıydım. Onu burada sizin söylediğinizle çok uyuyacak. İstim sonradan gelsin diye bir yazı yazdım. Bu da şu. İşte burada bağlayacağım. İstim ilk buharlı gemi şeydiği zaman bir tanesi İstanbul'a getirilmiş. Padişahlardan hangisi olduğunu unuttum. Abdülmecit de Abdülaziz bir de çok teknik şeylere meraklı iki padişah. Neyse gelmiş burada. Bunun yemin ediyorlar bunun doğru bir hikaye olduğunu ama yine de ben şeyde anlatayım bir soru işaretiyle. Şimdi padişah ya da o veziri neyse gideyim ben şu gemiyle bir çıkayım demiş. Gitmiş gemiye hoş geldiniz filan demiş. Oturmuş. Hadi kalkalım demiş. Oradaki şey kaptan demiş ki padişahım kusura bakmayın istim daha gelmedi. Şimdi İngilizce'de buhar steam. Ha, şimdi bu buharlı gemi olunca orada steamship diyorlar. Bizimkiler de şey batılı görünelim diye istime çevirmişler. İstim gelmedi. Yani geminin ısınması, kazanın kaynaması lazım anlamına geliyor. Fakat istim daha gelmedi diyorlar. Adam daha biraz daha oturuyor. Ondan sonra tekrar hadi yahu gidelim filan. Efendim istim hala gelmedi deyince patlıyor. Diyor ki biz bu sefere gidelim, istim bundan sonrakine benzin. Şimdi benim bunu yazmamın nedeni burada da biraz sizler gibi arkadaşlara yer çekeceğim hak edildiğiniz için. Ben döndüm
Baktım ki akademisyen pek fazla değil. Fakat çok şeyler var. Şeyleri kurtarmaya çalışan bir şey vardı bizim Cem'le Yalçın. Mesela fokları. Bilmem şu, çok gördüm. Bizde tam tersi. Şimdi mesela Amerika'da bu şeylerin tarihine falan baktığınız zaman genellikle bilim insanları bir şeyler şeyler falan o yayılır aşağı gider. Bizde üniversite dışındaki o kurumlar çok daha ileri bir durumdasınız sizde. Evet. Ha Yani işte. hareket daha önde bilimden diyorsunuz, evet. Onun için isim sorudan gelir diye. Ben açıkça bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten işte çok yerde konuşmaya gittim, yaptım, ettim. İşte çok kişiyi falan bilirim. Gerçekten iftira edeceğim arkadaşlarım falan oldu. Fakat genellikle bizim üniversitelerin problemleri olduğu gibi bizim hatamız. Yani orada bir şeyler yapmak lazım. Şimdi bakın size ben çok acı bir istatistik vereceğim. Şimdi bir tane Thomson Index diye bir indeks var. Bu indekste ülkeler olarak ayrılıyor herkes. Ondan sonra ben orada bir şey gördüm. O kadar şaşırdım ki bizim Çağan Şekercioğlu'nu aradım. Onu bilirsiniz bizim kuşçumuz. Çok iyi bir ekonomdur. Bunu ben şeyde öğrenciliğin zamandan beri tanırım. Ya dedim sen şurada bir kontrol et, bir yanlışlık olması lazım. Neyse, şimdi çevre ekoloji konusunda biz dünyada 102.'yiz Türkiye. Artık bundan sonra ne söylemek gerekir bilemiyorum. Yani bizim akademisyen arkadaşlarımızın üretmesi ölçülüyor burada. Onun için şimdi bu durumda burada olunca bir de bunun üstüne öbürlerini eklemek filan şey işte bunun üstüne biraz düşüp bir şeyler yapmak lazım. Yani bu 102.lik yani düşünün ki birçok farklı ülkeleri şunlar bunlar bizden çok daha ileride. Yani onun Henüz için evet, henüz konu, yani üniversitelerimiz aslında önce bir konunun önemini önce daha iyi anlayacak. Belki ardından bunlar artacak. Doğru söylüyorsunuz. aynen. Ben şimdi benim bir iki sorum daha var ama Bir buyurun. ben izleyen arkadaşlara da bir hatırlatma yapayım. Bir sorunuz varsa Sargun Hoca'ya lütfen yazın. Takip ediyorum ben chat ekranını da. Oradan sorularınızı bekliyoruz. Onları sormaya başlarım yavaş yavaş. Bazı yorumlar geliyor ama soru pek gelmedi. Sadece şeyi sormuş arkadaşlar. Son kitabınızın ismini siz söyleyin isterseniz. Odunluk günlükleri. Odunluk günlükleri, evet. Başlık o. Hemen başlığın alt başlık da Darwin doğa ve üzerine yeni denemeler diye. Şimdi benim kitaplarım genellikle makalelerden toplanırlardı. Bu olduğu gibi her şey orijinal. Daha Bizim önce yayınlanmamış yazılar yani. evet. Görücüye ilk defa çıkıyorlar demek daha doğru. Ben o lafı çok severim. Görücüye ilk defa çıkıyor diye. Benim bu Sulak Gezegenden sonra işte 5-6 kitap falan yazdık galiba. Bir de Amerika'da yazdım. Kitapların bir kısmını yazdık arkadaşlarla ama onlar İngilizce bilim kitap. Fakat şey kitaplarda bu yazdığım en iyi kitaplardan bir tanesi. Mesela orada biraz size şey vereyim. Mesela denize nasıl girilir kışın. İşte orada biraz espriler falan da koyduk. İşte ben bu denize kışın girmeye başlayınca burada epey hadise oldu. Herhalde bu adam kaçıp mı diye. Ama mesela İngiltere'de, Rusya'da çok girerler kışın. Neyse işte sulak bir şey pardon odunluk günlükleri İnkopres'te. Oradan da çok memnunum. Çok da iyi bir editörüm var Ferhat diye sağ olsun. İşte ya dediğim gibi belki de şu anda çıktı. Çünkü bütün şeyler yapıldıydı filan. Daha görmedim. O. Sizin yani benim bir son soru gibi biraz daha böyle iklim değişikliğinin şu anki iyice kötüye giden durumunda ve doğa yıkımı açısından da düşünürseniz hem etik açıdan hem bilimsel açıdan hem politik açıdan
sizin bunu tartıştığınız yazılarınız da var. Mesela bir tanesi basitleştir, basitleştir başlıklı bir yazınız var. Hani basit, hayatı basitleştirmek, biraz onu da soracağım. Bir de buna da şeyi ekleyeceğim. Siz aynı zamanda bisiklete biniyorsunuz. Bisiklet sizin için önemli. Biraz onları birleştirip hatta şeyi de söylemiştiniz, onu da hatırlatayım. Scripps'teyken bisikletinizi şeye sokamıyordum. Keeling'in şeyleri yüzünden mi sokamıyordum diye bir hikaye anlatmıştınız bana. Onu da hatırlatayım. Bizim hanımı çok kızdı. Evde yatak odasını açmıştım yalnız bisikletime diye. Ya bu bisiklet gider ya ben giderim diye de bir şey yapmıştım. Peki o mu acaba? Yok. Charles David Keeling'in şeyleri, koridoru kaplayan şeyleri hikayesi. İsterseniz anlatayım Keeling'i. Anlatın, evet. Lütfen. Şimdi Keeling çok ilginç bir insan. Uzun zamandır bu karbondioksitin atmosferde ne yaptığı bilinmiyordu. Norveçler falan çalıştı falan, fakat ölçmek çok zor. Derken bizim bir tane rektörümüz vardı, Roger Revel diye adam. Korkunç bir zengin, hatta karısı da Scripps ailesi gelen bir şeydi. Bu genç bir şey buldu, bu kimyacıyı. Sen yaparsan boşta sen yaparsın diye ona koydular. Şimdi o zaman küresel ısınma filan şeyde değil. Sadece yukarıda ne oluyor bu durum? Ne kadarı yukarıda kalıyor, ne kadarı kalıyor derken. Yani karbon döngüsünü araştırıyorlar aslında. Aynen. Evet. Healing işte onu başlıyor. Çok da akıllı birisi, genç. Şimdi tabii bunu ölçmek için nerede ölçeceksiniz? Yani bunu dünyada şeyde bilmeniz için bu şeyde oluyor. Şimdi bir fabrika var diyelim. O işte 100 metre, 200 metre ileride ölçmeye kalkarsanız korkunç bir rakam çıkar. Çünkü o fabrikadan çıkan gazlar falan diye. Ama öbür taraftan mesela kıra gittiğiniz zaman değil. Bunun yukarıda karıştığını biliyorlar. Onun için diyor ki Hawaii en iyi. Çünkü Hawaii'de endüstri yasak yok. Bir de orada bir astronomik yer var. Tepede astronomların kullandığı. Orada ölçmeye başladı. Şimdi orada büyük bir akıllı bir hareket bu çünkü. Orada her şey kaynamış bina. Şimdi ilk 4-5 yıl devam ediyor. Ondan yukarıya doğru bir çıkış var. Sonra 5-6 yıl, hatta ben girdiğim yıl 1969'da galiba 10. yıldı. Bir de bakıyorum ki bu yukarıya doğru gidiyor. İşte o zaman çanlar çalmaya başladı. Yani onun Keeling'in çalışmaları için değil, bu küresel ısınma falan ilgisi yok. Atmosferde ne yapıyor bu CO2 diye. Derken o sırada bunun projesi de şey oldu. Bu NSF dedikleri National Science Foundation bizim TÜBİTAK'tan karşısıdır o. Zaten TÜBİTAK onun üzerine yapılmıştır. Adamın parasını kesiyorlar orada. Artık fazla yeter bu kadar yaptığın diye. Onun üzerine Roger Revel gitti Washington'a. Roger Revel de Scripps'in başında değil mi o zaman? Evet. Müthiş bir adam o şeyde. O bir onu da başka inşallah bir konuşmada konuşuyoruz. Çok çok ilginç bitti. Ondan sonra mesela oradaki orkestra iflas edince adam 500 bin liralık çek verdi, getirdi bunlara. Hadi bu yetersiz. Öyle bitti. Neyse. Bu tekrar başlattı. O zaman adam deseydi ki Keeling, tamam Allah belanızı versin. Neyse İngilizce bunu nasıl söylenir söylemeyeyim. Ben giriyorum desem o şey onu. Uzun bir müddet elimizde tek veri oydu. Bu modelleme yapmak için ilerisi bu nasıl olabilir diye düşünün. Onun için ben bu bilim teknikte yazdığım makalede bunu şey diye koydum, işte dünyayı kurtaran adam diye. Gerçekten öyle oldu. Bu devam ettiği müddetçe dediler ki burada bir problem var diye. O öyle başladı. Şans olarak da çok ilginç bir tipti. Olarak
Böyle ben o kadar partiye gittim. Şöyle bir kere görmedik. Ailesine çok şey, çok kibar bir insan. Fakat bir de yukarıdaki Türkler laboratuvarını aşıyordu çok. Böyle yolda biz o kata çıktığımız zaman yolda şey ediyorduk. Zor yürüyorduk filan. Biraz da dalga geçiriyorduk. Çünkü çok doğa sever birisi. İşte Hawaii'yi bahane ederek sen bir şeye gidiyorsun Hawaii. Hawaii gerçekten cennet gibi yani. Hiç gidemedim diye. Sonunda Arizona'ya gitti. Emekli olduktan sonra. Bir sene sonra da öldü. Fakat ülkesinin en şey madalyası verildi ona. Son konuştuğumda şöyle bir ay falan önce konuştuk. Oğlu aynı şeyi şey ediyor. Fakat ondan sonra da öbürlerinin de hakkını yemeyelim. Bir grup galiba şeyde bu şey üniversitesinde şimdi aklıma gelecek. Orada bu karbondioksitin buzulların içinde hapsolduğunu farkına vardılar. O zaman buzulları delerek bir tane şey çıkarttılar yukarıya doğru. Eskiden ne olmuş, şimdi ne oluyor Richard diye. Ali herhalde, değil mi? Olabilir. Richard Sen Ali olması. takip edersin onu. Şeyde, o konulduktan sonra daha çok oraya yöneldi millet. O şey oluyor. Fakat dediğim gibi bir bakımdan ben size bir şey söyleyeyim. Belki şaşıracaksınız. Ben bu küresel ısınmaya çok çok teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Şimdi diyelim ki %1 bir şansla bu olmadı diyelim. %1 olup diyenler de var böyle. Fakat bu açgözlülüğe bir son vermek lazım. Yani bu devam edemez. Küresel ısınma olmasa başka bir şey olacak. Bu nüfus artışı mesela. Bizi mahvetti. Bunu da başlatan Katolik Kilisesi. Herkes, ben Amerika'ya gittiğim yıllarda arkadaşlarımın çoğu kadın, 7-8 tane çocukları var. Ha, kadınlar da bir kuruçka makinesi gibi oldu. Nüfus şeyde ne 20 senede ikiye katlandı. Çünkü bütün bizim ekolojik problemlerin en büyük anası o aşırı şeydir. Nüfus patlamasıdır. Bunu herkesten neyse bizde de biraz akıllanma olmuş. O çok çocuk yapan şimdi şey yapar. Üç çocuk yapana kalmışlar. O üç çocuk da iyi. Ama dersen ki hocam niye iki çocuk değil? Ha, üç çocuk olması iyi çünkü bir toplumun en ileri gelenleri gençlerdir. Onun için bir de gençler için hepsi moruklarla dolduğu zaman benim yaşım ileride. İşte o gençlik içinde o üç iyi oldu. Onu da teşekkür ediyorum. Öyle bir dönüş olduğunu da okudum. Dedi o. Oradan başımıza. Bu bir şey yapması lazım. Biraz az da yetinmemiz lazım. Bakın ben bunu kendim yaptım. ODTÜ'de bunu bilirler. Sabancı'da bile. Ben dedim ki ben sırtım sıcak olduğu müddetçe. Bisikletlerimin lastiği şişmiş olduğu müddetçe. Ondan sonra yiyecek alabilecek birisi o bana yeter. Biraz hepimizin öyle biraz düşünmesi lazım. Bu açgözlülük. Eninde sonunda küresel ısınma olmasa da başka bir yerden patlayacak. Ya, o bakımdan küresel ısınma bizi o şeye getirdiği için. Bir de bir trajedi oldu yakın bir zamanda onu paylaşayım. Mark Hartley diye birisi ki bu benim en yakın arkadaşımdı. Müthiş bir kitap yazdı. Bu fazla değil. 5-6 ay önce. Ve çok çok şey geldi. Dedi ki ben bu küresel ısınmayı bir nesil boyunca dedi durdurabilirim. Niye? Mesela çöllere möllere alçı, yoksul ekmekle filan diye. Ama zavallı ondan sonra da pankreas kanserinden gitti. Yani bir şeyler yapılıyor. Ben yine eminim. Bunu bir daha zelzele olarak görmek çok yanlış. Yavaş yavaş olan bir şey. Fakat muhakkak bir şey yapılması lazım dediğimiz gibi. Ve sizin gibi bu şeylerle çalışan bu gibi şeylerden bu bir sonuç alabileceğiz. Peki okyanusların mesela bu söylediğiniz çalışmalar biraz da mesela okyanuslardaki fitoplanktonların sayısını arttırmak gibi falan fikirler vardı bir aralar. Hani bunların ne kadar işe yarayacağı falan şüpheli. O konular bir de bir yandan da okyanusların asitliği artıyor biliyorsunuz.
Bütün bunlar yani okyanusların pozisyonu ne olacak? Ben bunu bir türlü tam olarak soramamıştım daha önce bu iklim krizi bağlamında. Aynen. Üç defa aferin diyeceğim burada. Çok çok şey ettin. Şimdi okyanusla ben ilk başta bu başladığı zaman işte 1900'lü şeyler başında dedim ki okyanustaki planktonlar belki bunu çekecek derecede olabilirler. Yani bu şeydeki fazla Karbondioksit. diye bilen yani şimdi o ona şey mühendisliği diyorlar, doğa mühendisliği. İşte burada ne olacağını bilemiyorsunuz. En büyük tehlike o. Bakın bir tane, üç tane örnek vereyim ki bizim şu anda herkesin bunu bilmesi. Amerika'da bir tane çok büyük bir şey var böyle nehir. Orada işte sel baskınları oluyor, bir şey oluyor filan. Amerikan hükümeti galiba 2 milyar dolarıyla ödeyerek o nehir şey yaptı. Menderesleri, oradaki nehirdeki menderesleri kaldırdılar. Düz bir kanal yaptılar böyle. Ondan sonra ne sel baskını olacak, ne bir olacak diye. Bir sene sonra aşağıdaki köylüler yaygın etmeye başladı. Çünkü su çok kirli geliyor aşağı dedi. O kadar kirli geliyor ki biz burada çiftçilik yapamayız. Şimdi o zaman nehirde o menderesler var ya, su sağa giderek, sola giderek onu çarpa çarpa o menderesleri temizliyor kendini. Doğa. O zaman ne oldu? Oldu bütün şeyleri 2 milyar dolara geriye koydular. Menderesleri tekrar. Bu herkese bir ders olsun. Yani Amerika'da bu işleri çok iyi bilen filan birisi. Şimdi öbür türlü mesela bir başka bir örnek. Eskiden çok modaydı mesela şeyleri kurutmak. Bataklıkları. Hele bizde bir şey cemiyeti vardı işte bu neyse bizdeki de görmeden önce bunu bitireyim de. Bu bataklıkları kurutunca işte oradaki muzdur hayvanlar ölüyor, sivrisinekler falan şey diyor. Ama bir de baktılar ki bu sel felaketleri çok artıyor. Çünkü bataklıklar bir nevi doğanın şeyi oluyor. Bu böbrekleri, temizleyicisi onlar. Şimdi bu Amerika'nın sağ tarafında, şey tarafında açılan Miami falan o tarafındaki bilmem kaç milyar dolara bataklıklar geriye konuluyor şu anda. Restorasyon yani aslında doğanın restorasyonu başladı, Evet, değil mi? doğayı kendi halinde olan şeyden de pek oynamayacaksınız. Şimdi ne ilerisi için? Bakın modelleme bazı şeylerde mecbursunuzdur. Modelleme işte beni dinleyen halkımız varsa arkadaşlar bilir de halk bilmeyebilir. Yani bir şeyin matematiksel olarak ileride ne olabilecek diye. Mesela küresel ısınma da o şart. Başka türlü yapmaz. Fakat modeller de çok defa aynı podyumdaki kadın modeller gibi çok incedirler yani. Gereğinden fazla. Yani çoğu tutmaz. İşte ona şey etmek lazım. O gibi dahil onun da bir başka bir örneği. Mesela bir kadın hamile olduğu zaman bir bulantısı filan olur. Bu normal değil. Bu bulantı 4 milyon yıldır olur. Fakat bunun da bir ilacı var. Buna hemen bir ilaç verdiler. Bulantı durdu. Tam 15 yıl sonra ortaya çıktı ki bu çocuklar yarı kollarının yarısı yok doğuyorlar. Kimisinin ayağı yok doğuyorlar. Tam 15 sene sonra millet farkına vardı bu trajedinin. Bu öbür şey de öyle. Bu işte efendim yeteri kadar demir eklersek mesela okyanuslara bu şey. Bunlar ne olacağını bilemiyorsunuz. Çünkü bir yerde bir şey yaptığınız zaman bu gelen gideni aratıyor bu sefer. Hiç bilmediğiniz. İşte bu aynı şekilde bir de zaman meselesi çok önemli. Demek ki bu biraz mega proje denen şeylerde de biraz herhalde ekosisteme böyle bakmak lazım. Mesela işte hemen aklıma Kanal İstanbul geliyor. Yani bu kadar büyük bir müdahale tıpkı deniz okyanuslara o demir tozu dökmek gibi. Yani İstanbul'da
Hani bu kadar büyük bir müdahalede bulunmak doğaya ne anlama gelir? Şimdi bakın benim için çok hassas bir konuya değindiniz. Hani bir şeyden konuştuk ya biz etikten işte alalı yapıp bir de estetik kısmı var tabii ekolojinin çok önemli. Güzellik, şeylik şeyi. Şimdi o benim ben bazı bir Madok diye bir şey var şirket Birleşmiş Milletler bu şirket bizim hükümet bu işte kanalizasyonu nereye koyalım diye bir proje başlattılar. 1968 filan o sıralarda çünkü 67 filan. Deniz kısmı ölçümlerini de ben yaptım. Tam bir ay demişim. Bir sene haftada 4 gün Boğaz'da Kavak'tan başlayarak şeye kadar ölçtük. Aşağı Topkapı'ya filan tarafına doğru. Haftada bir de İzmit'e kadar gittik yaptık. Orası benim çok iyi bildiğim, çok sevdiğim bir şey. Şimdi orası sadece estetik yüzünden olması lazım. Onun da nedeni şu. Şimdi okyanuslara baktığınız zaman Pasifik olsun, öbürsü olsun, Atlantik olsun. Orada büyük bir akıntı gördüğünüz zaman diyelim ki sağdaki Gulf Stream aşağıda daima ters yöne giden bir akıntı olur. Daima. O öyle. Ama şimdi Gulf Stream 200 kilometre kalınlığında bir yer. Bu aşağısı 1000 metre kalınlığında bir yer. Ve aradaki tuzluluk farkı diyelim ki yani tam rakamlar aklımda yok ama 1039'da bir yerde orada öbürsü de 1038'de. Boğaz çok ilginç bir yer. Boğaz bir devi böyle aşağıdan geliyor su 1039 tuzluluk Akdeniz suyu. Yukarıdan gelen 1020 belki 20'lik emin olun aralarında 1 metre farkla birisi böyle gidiyor, birisi böyle gidiyor. Dünyada böyle bir yer yok. Sadece bu estetik açıdan şey değil. Ben şuna benzetiyorum. Mona Lisa tablosu, Leonardo da Vinci'nin meşhur. Kardeşim yahu şu anda sarışınlık çok moda hanımlarda. Şu Mona Lisa'nın da saçını boyatalım sarıya. İşte o böyle bir hareket bizimkileri yapmak istediği hareketten çok daha mantıklı artık gelsin sana. Böyle şeylere dokunma. Bunlar doğanın bize verdiği hediyeler. Bu Boğaz gibi 1039 aşağıda suyla yukarıdan gelen 1020, 1018 dünyanın hiçbir yerinde yok. Sadece bizde var. Bir biblo gibi orada duruyor. Yani bu bence çok büyük bir hata olur. Yani işte çok büyük hata olur. Yazık yani gerçekten. Ve o bazı benden iyi bilen çok azdır. Çünkü dediğim gibi bir sene ölçtük, akıntısıydı, şuydu, buydu diye o proje için. Zaten bilim insanlarından da yani yapılması iyi olur diyen birisine de rastlamadım gerçekten. Sonuçta dediğiniz doğru. Sadece değinmek istedim ona. Birkaç soru var. Biraz az zamanımız kaldı. Burcu Meltem Arık bizi izliyor. Burcu, Türkiye'de Aldo Leopold'un çağdaşı denebilecek kimler vardır diye sormuş. Yani etik bir çerçeve sunan kimse var mı? Evet. Şimdi Hacettepe Üniversitesi'nde Ufuk Hanım var. O bir şey açtı. Merkez açtı orada. Evet. Etik merkezi açtı. O yürütüyor onun şeyini. O oradan çok mutlu. Ben orada Ama konuşmuştum. çağdaşı diyor. Yani Leopold'un olduğu dönemde Türkiye'de herhalde demek istemiş. Yanlış Orada anladım. bir daha iyi olur. Neyse. Evet. Yani önemli olan o şeyin açılması, o center'ın açılması falan çok iyi. Evet, demek ki Yani yok. Bu cevabı almış olduk. Peki bir de pardon Neriman Erdem'in bir sorusu var. Türkiye'de bildiğim kadarıyla lisans düzeyinde ekoloji bölümü Türkiye'de lisans düzeyinde ekoloji bölümü var mı diye sormuş. Yani bir de ekoloji ve iklim gibi doğa bilimleri eğitim programına nasıl dahil edilebilir ki çocuklar, gençler için daha kolay ulaşılabilir olsun. bu şimdi ODTÜ'de var bildiğiniz gibi bir ekoloji bölümü. Şimdi Hacettepe'de de var galiba. efendim Hacettepe'de de olması lazım.
Evet, tabii. Hacettepe'de de var da şimdi bir de deniz üzerinde olan var. O da Vefa'da laboratuvarları var. İstanbul Üniversitesi'nin var. Deniz ekoloji şeyinde. Epey yaygın. Yani bu dediğim gibi benim bildiğim kadarıyla şeydekini beğenirim. Ben arkadaşım var Kani Işık şeyde Hacettepe demişim Antalya'daki üniversitede. O da çok güzel Türkçe bir şey çevirdi. Ekoloji kitabı çevirdi. İki odun. Odumunu yazdıkları. Sarıkoca diye bilinir ama değil kardeşler ikisi. Çok iyi bir Türkçe ekoloji kitabı var. O bilir. Antalya'da var oldu bildiğim kadarıyla. Fakat en iyi şey şu anda eğer çevre, ekoloji ve sizin şey center'ınız gibi politikayı filan da birleştiren eğer şeyiniz varsa da bir numara Yale Üniversitesi. Orada hepsi bunların var. Siz de sağ olun büyük bir faydanız olur. Çünkü bunun politika kısmı çok yanlış anlaşıldıydı bizim Türkiye'de. Siz daha o zaman gençtiniz belki şeyiniz yok. Mesela şeyi koydular sosyal ekoloji. Değilse onlar şey zannetmişler sosyolojiyle ilgili aslında sosyal ekoloji anarşistlerin ekolojisidir. Evet, tabii. Diye maalesef bu şeyde orada bir şey olmuş. Fakat ekolojinin de iyi tarafı Amerika'da herhangi mesleğiniz ne olursa olsun açıktır daima. Ekolojinin o tarafı odur. Kabul ederler. Hatta ben orada işte Hacettepe'de verdiğim konferansta onlar için bir liste yaptım ilk defa. Kaç tane ekolojik şey diye, ekoloji var diye. Peki 20'ye yakın var. Şimdi Amerika'da hatta onların avantajı bunlar çok daha şeydir. Bu şeyler açıktır. Çünkü mantık şu. Diyelim ki bu adam doktor, tıp doktor. Buna rağmen doktor bırakıyor, ekoloji yapmak istiyor. Demek ki o kadar seviyor ki. Bunu yapmaya çalıştığı için onu alalım diye oradan makbule geçer. Bizde de bazen sanırım, bilmem sen onu hiç hissettin mi? Ya doktor ya falan. Oradaki tam tersi bakış açısıyla tam tersi. Belki de sorarsanız 500 üniversitenin içinde neden 450'si hep Amerikalı oluyor diye. İşte o da onlardan bir tanesi. Sistem çok elastik bir sistem. Açık. Hatta ben biraz daha size şok edeyim. Mesela en büyük ekoloji şeyde Yale Üniversitesi'nde vardı Hutchinson. Hutchinson'ın doktorası bile yoktu mesela. Şey vardı Harvard'da çok ben hayrandım her zaman da çok yani aynı zamanda felsefe filan çok kuvvetliydi. Bu okyanus akıntılarını filan bir alet. Hank Stammel. Mesela onun da yoktu doktorası. Yani bizim mesleğimiz çok açık. Dışarıdan gelene, sevene filan. Francis Revel'in de çok güzel bir lafı vardı. Şey derdi, bir deniz bilimci büyük laflar eden bir tayfadır diye. Bir de etik hususunda sizin de hoşunuza gidecek bir gerçek bir hikayeyi anlatayım çok kısa. Orada bir tane bir arkadaşlardan bir tanesi çölde kör balıkları şey diyor. Kurtarmaya çalışıyor. Oradaki bir mağara var. Mağarada su, balıklardaki onu. Derken orada bir mühendis başka işte şu boyuna geliyor. Bunlar ne işe yarıyor falan deyince adamın bu tarafına geliyor. Bu ne işe yarıyor dedikten sonra diyor ki sen ne işe yarıyorsun diyor adamı. Ben ona bayılırım. İşte değer vereceğiz. Değerlerimizi öyle şey edeceğiz. Ve onu Araçsallaştırmamak aslında tam anlamıyla. Evet. aynen. İşte ama bakın her şeye rağmen ben yine ümitliyim. Çok iyi bir arkadan gümbür gümbür bir jenerasyon geliyor. Mesela ben ODTÜ'de ilk dersi verdiğim zaman 70 kişiye sormuştum. 60-72 senesi olacak. Dedim ki burada kaçınız biyolojiyi ilk yazan oldunuz diye. Üç kişi sadece elini kaldı.
Hepsi öbür tarafları gelemedi diye geldi. Ama şimdi genetikçiler sayesinde sağ olsunlar. Biz de şeyimizi görmeye başladık. Ve çok kıymetli şeylerimiz var. Bir tanesi Ebru Demir, zaten onu yazdım. Nobel'i bekliyorum. Nobel yolunda bir Türk izi diye o var. Benim bir tane bu şey üniversitesinde, Philadelphia Üniversitesi'nde Erol Akçay var. Çok genç yaşta tenyur aldı, şey etti, ürün üzerine ödül alıyor. Arkadan gümbür gümbür bir grup geliyoruz. O bakımdan çok ümitliyim yani. Sağ olun. Bir yeni bir soru gelmiş. Rachel Carson'ın Silent Spring'ini sormuş Selen Gülgün. Bunu sosyal ekoloji kapsamında mı değerlendirmek gerekir demiş. Biraz Silent Spring'den belki bahsedebilirsiniz. Tabii. Şimdi Silent Spring, ben deyince bu işte ekolojinin şeyi filan derim, sınıfta hep şunu derdim. Derdim modern ekolojinin babası yok, annesi vardır. O da Rachel Carson. O kadar onun bir faydası oldu ki modern ekolojinin annesi odur. Şimdi bir de bizde olmayan bir şey var Amerika'da. O da böyle bir makale yazdığınız zaman sadece popüler makale ama edebi bir şekilde yazmak. Kadın öyle bir yazar. Ondan önce zaten meşhur olmuştu deniz konusunda. Etrafımızdaki deniz diye bir şey yazdıydı. O zaman laboratuvarda çalışan, ilmanı falan olmayan biri. Fakat kitap o kadar güzeldi ki bilim insanları bile hayran kaldı. Ondan sonra iki deniz kitabı daha yazdı. İşte şeyin rüzgarın altındaki deniz şu filan diye. Ondan sonra da şeyden bu Silent Spring kitabı çıktı. Büyük bir hadise oldu. Kadına da yapılan hakaretler filan da bir taraftan, bay komünist bizim şeyimizi filan yapıyorlar filan diye. Bu şeydi. Ona borçluyuz. O kendi Türkçe'ye de çevirmişler kitabını. Bizzat gördüm. Bu çok iyi. Evet. Çağatay Güler Hoca çevirmişti. Evet. Evet. Oradaki yapılan şey şu. Çok önemli. Çok kişi ona dikkat etmiyor. Her şeyin birbirine bağlantı olduğunu kadın gösterdi. Mesela bu toksik alanda olanlar, işte toksik işte zehirdi, şuydu filan. O bütün biz besin zincirine giriyor, yukarıya kadar çıkıyor. Şimdi bu besin zincirine girme olayı bizde pek takip edilmiyor biliyorum ama daha Rachel Carson önce de şöyle bir olayda bulundu. Bir yerde bir tane sinek var bir gölde. Kimseye de zarar veren bir sinek değil. Ama oraya biraz pestisit atarak sineği öldürüyor. Turistler rahatsız olmasın diye. Amerika'da oluyor. Turistler rahatsız olmasın diye. Ondan sonra birkaç sene sonra yukarıda ördekler var. Ördekler ölmeye başlıyor yavaş yavaş. Allah, nasıl olur bu? Sonradan bakıyorlar ki şimdi bu ilk şeye giren ilk pestisit o kadar fazla bir şey diye yani değil. Ama plankton onu çekiyor şimdi. Bir de plankton dediğimiz ilk planktonlar, ilk zemin. Onu da şeyde zooplanktonlar çekiyor. Orada da şey kalıyor. Yukarıya kadar çıkıyor. Şeye kadar çıkıyor. Olduğu gibi ördeklere kadar. Allah'tan bu her zaman olmuyor. Fakat bazı yerlerde oluyor. Nasıl göllerde. Yani aşağıda başlayan ufacık bir şey yukarıya çıkınca korkunç bir şey duruma geliyor, ediyor. O zaten biliniyor ama dışarıda pek bilinmiyor. İşte Rachel Carson'ın şeyi bir üslubu. Bir o şeyi sevdiği, bir de İngilizcenin güzelliği ki onu şey dergisinde çıktı ilk defa ben orada okudum. New Yorker dergisinde çıktı. New Yorker dergisi bu ne kadar söylüyorum bir numaralı saygın dergisi. Orada çıktı. Edebi bir şekilde bu modern ekolojinin annesi onu rahatça söyleyebiliriz. Yani zaten o da herhalde işte Aldo Leopold'ların ekolünden geliyor. Hani bir yazar, edebi yazar işte Edward Abbey'ler değil mi? Abbey'nin vesaire o ne diyoruz ona işte natural history mi demek lazım? Onu da evet. Onu da doğru çevrilmediğini siz bir yerde yazmıştınız. Doğa evet. Tarihi çevirisinin değil mi? Teşekkür ederim. Bak böyle şeyleri hiç maşallah kaçırmıyorsun da. Yani birazcık şey olayım diye.
Bizim ekolojinin annesi Adolf Yapat'ı biraz sorular yani. İçin hakkını vermek gerekir. Yani tesir açısından. Yani Evet. o korkunç bir tesiri yaptı ve çok iyi bir tesiri yaptı ki o kadar da güzel yazılmış, o kadar güzel de veriler verilmiş, ispat edilmiş ki gerçekten modern ekoloji o zaman başladı o kadar sayın. Ekolojiden de diğer bir çevre bilimi o zaman Çevre başladı. bilimi, Aldo Leopold da sağ olsun çok şey filan etti. Hatta onun kitabını işte kızı bana imzaladı, verdi, şeydi. Onu bir en akıllı öğrencime vereceğim. İşte onların sayesinde zaten biz ayakta filan durabiliyoruz sağ olsun. Derler hocam ya. çok teşekkürler. Yani herhalde bütün soruları kaçırdığım bir soru var mı bilmiyorum. Bütün soruları galiba sordum. Kendi sorularımın da herhalde çoğunu konuşmuş olduk. Özellikle hem bu doğa sevgisi, bu alanda bir yazar olabilmek, popüler yazılar yazabilmek, bu konuda da aslında sizden öğreneceğimiz hala çok şey var. O yüzden kitaplarınızı merakla, yeni kitabınızı da merakla bekliyorum ben kendi adıma. Bir şey ekleyeyim de o öğrenci Lütfen. için gayet yardımcı olabilirim. Benim öğrencilerim yaş günü için bana bir site hazırladılardı yaş günü olarak. Orada Sargun Don't WordPress'e girerlerse orada benim adresim falan var. Memnuniyetle cevap verdim. Soruları varsa bir şey ekmesine ya da memnuniyetle verdim. Hiç çekinmesinler, yazsınlar yani. Peki, Ben çok sana teşekkür ederim. aslında ben sana çok teşekkür ederim ve emin ol bu bana en akıllı soruları da sen sordun diyebilirim. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Çok Sağ ol. teşekkürler. Katıldığınız için, bizi kırmadığınız için Memnunum. sağlıklı günler diliyorum size orada da odunluk günlüklerinin de devamını da bekliyoruz inşallah. Ve yani bütün katılan, izleyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Doğa ve iklim söyleşilerinin şimdilik en azından son bölümünü yapmış olduk. Bundan sonra inşallah bunun kitabı Ben gelecek. de çalışacağım. İyi yani sakın ha. Sakın ha bırakma. Çok Tamam. güzel. O zaman ikinci sezonda inşallah gelecek sene görüşürüz. Çok Tamam. sağ olun hocam katıldığınız için tekrar. Herkese de çok sevgiler. Çok sağ olun. Ben de hep bütün dinleyen arkadaşlarım ve size çok çok sevgiler, saygılar. Benim için de çok güzel bir şey oldu. Belki de vereceğim son şey oldu bu oldu. Artık Biz yeni kitaplarınızı, yeni söyleşilerinizi bekliyoruz. Bu arada unutmadan siz TRT Radyo'da da her hafta program yapıyorsunuz, değil mi? Onu da hatırlatalım. evet TRT bu bir şeyde oluyor. Cumartesi günleri gecenin ardından diye galiba. Gecenin sonunda mı? Gecenin ardından diye. Genellikle yarım saat filan orada çıkıyorum. Saat kaçta? Maalesef o gece 11.30'da. 11.30. Tamam. Gece cumartesi gece 11.30'da TRT Radyo'da Sargun Hoca'yı da dinleyebiliriz. Çok sağ olun. Tekrar ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın diyorum ben. Ben de. Hepinize hoşça kalın. Sağ olun. Öpücükler.